Bu bölümde giderlerin mamullere yüklenmesi konusu işlenecek. Öncelikle SAFA maliye sistemi üzerinde durulacaktır. SAFA maliye sistemi. SAFA maliye sistemi tek bir mamulün üretimi yapan işletmelerde uygulanan bir sistemdir. Bu yöntemde dönemin üretim giderleri üretim aşamalarında toplanır ve her aşamanın gideri o aşamanın üretim miktarına bölünmek suretiyle birim maliyetler hesaplanır. Bir aşamada tamamlanıp bir sonraki aşamaya devredilen mamuller tamamlandıkları aşamanın birikimli birim maliyeti ile fiyatlandırılarak bir sonraki aşamaya aktarılarak toplam maliyetler hesaplanır. Sistemde mantık ortaya çıkan dönem sonu yarı mamulleri, dönem başı yarı mamulleri mamul cinsinden ifade etmek suretiyle fiyatlandırmaktır. Bu sistemde maliyetlerin hesaplanması 5 aşamada gerçekleştirilmekte olup birinci aşamada fiziki mamul akışı belirlenir. Daha sonra eş değer üretim miktarları hesaplanır. Dönem giderleri tespit edilir. Eş değer birim maliyetler işletmenin dönem giderlerinin eş değer üretim miktarlarının bölünmesi suretiyle hesaplanacak. En sonunda da tamamlanan ve dönem sonu yarı mamullerin maliyeti hesaplanacaktır. Bir örnek yapalım arkadaşlarım. ABC işletmesinin Ekim ayına ait bilgileri şöyledir. Dönem başı yarı mamul yoktur. Tamamlanan ürün miktarı 96.000 birim olup dönem sonu yarı mamülü 4.000 birimdir. Dönem sonu yarı mamülün tamamlanma derecesi ham maddede %100, şekillendirmede %50'dir. Bu dönemde yapılan ham madde giderleri 50.000 lira, işçilik giderleri 49.000 lira, genel üretim giderleri ise 93.500 Türk lirasıdır. İşçilik ve genel üretim giderlerinin toplamı şekillendirme gideri olarak isimlendirilmektedir ve bu toplam gider de 142.500 Türk lirası olarak hesaplanmıştır. Bu bilgilerin ışığı altında tamamlanan ve dönem sonu yarı mamullerin maliyeti hesaplanacaktır. Burada dikkatinizi çeken bir nokta olması gerekiyor arkadaşlarım. Bakın dönem sonu yarı mamul 4.000 birim. Tamamlanma derecelerine baktığımız zaman ham maddede %100. Artık bir daha ham madde ilavesi yapılmayacaktır. Şekillendirme de ise %50 tamamlanmıştır. Şöyle düşünsek. Bir şişe meyve suyumuz var. 10 Türk lirası bu meyve suyu. Diyelim ki bu meyve sularını bardaklara doldurduk. 4 tane bardağı doldurduk. 2 bardağı da yarım doldurduk. Acaba bir bardağın maliyeti kaç liradır dediğimiz zaman yapmamız gereken işlem 2 yarım bardak tam bardağa tekabül ettiğine göre 4 bardak da tam olarak doldurulmuştu. 5 bardaktı. 10 lira bölü 5 Türk lirası bardak başına maliyet 2 Türk lirası olarak hesaplanacaktır. Aynı mantık burada da geçerli. Dönem sonu yarı mamulleri mamul cinsinden hesaplanmak suretiyle maliyetler hesaplanacaktır. 5 aşamada işlemimizi gerçekleştireceğiz. Birinci aşamada fiziki mamul akışları belirlenecektir. Üretime girenler ve üretime çıkanların birbirine eşit olduğu varsayım altında üretime girenler dönem başı yarı mamul, dönem başı yarı mamul örneğimizde yok. Bu dönemde üretimine başlananlar henüz bilmiyoruz. Tamamlanan arkadaşlarım 96.000 birimdi. Bakın soruda var. Dönem sonu yarı mamulümüz 4.000 birim. Üretimden çıkan o halde 100.000 birim. Üretimden 100.000 birim çıkıyorsa üretime de haliyle 100.000 birim girmiş demektir. İkinci aşamada eş değer üretim miktarının belirlenmesi aşamasıdır. Maliyet giderlerinden dönem sonunda henüz tamamlanmamış olan mamullere de pay verildiği için yarı mamullerin tam ürün cinsinden karşılığının bulunması gerekmektedir. Bunun için yarı mamuller tam mamul cinsinden ifade edilecektir. Genellikle uygulama ham maddede tamamlanma derecesi ve şekillendirmede de tamamlanma derecesi olarak karşımıza çıkmakta. Şekillendirmede
işçilik ve genel üretim gideri birlikte değerlendirilmektedir. Yarım hamlelerin tamamlanma dereceleri, şekillendirme veya dönüştürme adı altında hesaplanmak ve eşdeğer üretim miktarı da ham madde ve şekillendirme olarak iki birimde, iki şekilde düşünülmektedir. Buna göre tamamlananlar arkadaşlarım ham maddede 96 bin birimdi, şekillendirmede 96 bin birimdi. Soruya dikkat ederseniz ham maddede tamamlanma derecesi %100'dü, şekillendirmede ise %50 idi. Dolayısıyla dönem sonu yarım hamül 4000 birim ham madde açısından 4000 birime, şekillendirme açısından da 2000 birime tekabül etmektedir. Dolayısıyla üretimden çıkan 100.000 birim ham madde açısından 100.000 birime, şekillendirme açısındansa 98.000 birime tekabül etmektedir. Üçüncü aşamada arkadaşlarım giderler tespit edilir. Giderlerimize bakarsanız direkt ilk madde malzeme gideri 50.000 Türk lirası, şekillendirme gideri 142.500 Türk lirası olup işçilik giderleri 49.000 lira, genel üretim giderleri ise 93.500 liradan oluşmaktadır. Dördüncü aşamada birim maliyetler hesaplanacaktır. Birim maliyetlerin hesaplanma yöntemi de dönem içerisinde yapılan ham madde giderini ham madde eşdeğer üretim miktarına, şekillendirme giderlerini de şekillendirme eşdeğer üretim miktarlarına bölmek suretiyle ham madde ve şekillendirme eşdeğer birim maliyetlerinin hesaplanmasıdır. Örneğimize dönecek olursak ham madde gideri bu dönemde 50.000 Türk lirası, ham madde eşdeğer üretim miktarı ise 100.000 birimdi. Dolayısıyla bir birime tekabül eden ham madde gideri 50 kuruş yani 0.5 Türk lirası, şekillendirme gideri ise 142.500 Türk lirası bölü 98.000 birim 1,454 Türk lirasıdır. Dolayısıyla işletmenin bir birim için yapmış olduğu toplam gider 0.5 Türk lirası artı 0,454 Türk lirası yani 1,954 Türk lirasına tekabül etmektedir. Maliyet tablosunun hazırlanması. Son olarak maliyet tablosunu hazırlıyoruz. Burada yapmamız gereken işlem ham madde ve şekillendirme eşdeğer üretim miktarlarıyla ham madde ve şekillendirme eşdeğer birim maliyetlerinin hesaplanması yoluyla tamamlanan ve dönem sonu yarım hamillerin maliyetinin hesaplanmasıdır. Dikkat etmemiz gereken bir husus var arkadaşlarım. Malumunuz olduğu üzere ham madde giderimiz bu dönem 50.000 Türk lirası, şekillendirme giderimiz 145.400 Türk lirası, toplam giderimiz ise 192.000 Türk lirasıdır. Rakamların bunu tutmasını sağlamalıyız. Şimdi gelelim 96.000 birim çarpı 0.5 Türk lirası 48.000 lira, 96.000 birim çarpı 1,454 Türk lirası 139.584 Türk lirası. Dolayısıyla bu dönemde tamamlanan 96.000 birimin maliyeti 187.584 Türk lirası olarak hesaplanacak. Dönem sonu yarım hamül 4.000 adet dönem sonu yarım hamül için maliyeti de 4.916 Türk lirası olarak hesaplanacaktır. Bunun muhasebe kaydını yaparsak arkadaşlarım hemen yapalım. 151 yarım hamül üretim 4.916 lira. 152 mamuller hesabı 187.584 lirası, 711 direkt ilk madde malzeme giderleri 50.000 Türk lirası, direkt işçilik giderleri yansıtma hesabı 49.000 Türk lirası, genel üretim giderleri yansıtma hesabı da 93.500 Türk lirası olarak hesaplanacaktır.